Üçüncü kısım. Beni Kureyza gazvesinden sonraki askeri hareketler. Selam bin Ubey el-Hakik'in öldürülmesi. Ebu Rafi künyesini taşıyan Selam bin Ubey el-Hakik, Hendek gazvesinde toplanan Arap kabilelerini Müslümanlar aleyhine kışkırtan ve bunlara erzak ve mal yardımı yapan, Yahudilerin ileri gelen mücrimlerinden biriydi. Aynı zamanda Resulullah'a eza ve cefada bulunuyordu. Müslümanlar Kureyza meselesini hallettiklerinde Hazreçliler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Selam bin Ubey'i öldürmek hususunda izin istediler. Çünkü Ka'b bin Eşref'i Evs kabilesinden bir grup Müslüman öldürmüş, böylece bu fazilete Evsliler nail olmuştu. Hazreçliler de Evsliler gibi bir fazilete kavuşmak istemişler, bunun için hemen izin isteme girişiminde bulunmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Selam bin Ubey'in öldürülmesine izin verdi, ancak kadın ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Bunun üzerine 5 kişiden oluşan, hepsi Seleme bin Hazreçoğullarından olan ve Abdullah bin Atik başkanlığındaki müfreze harekete geçti. Bu müfreze Hayber'e doğru yola çıktı. Ebu Rafi'nin kalesi o taraftaydı. Kaleye yaklaştıklarında güneş batmıştı. Halk sürüleriyle evlerine dönüyorlardı. Abdullah bin Atik arkadaşlarına, ''Yerinizde oturun. Ben gidip kapıdaki muhafıza güzelce davranacağım, belki içeri girebilirim.'' dedi. Kalkıp kale kapısına doğru yaklaştı, sonra abdest bozar gibi elbisesini toplayıp oturdu. Halk kaleden içeriye girmişti. Kapıdaki görevli ona seslenerek, ''Ey Allah'ın kulu, içeri girmek istersen gir, ben kapıyı kapayacağım.'' dedi. Abdullah bin Atik şöyle anlatır, ''Kale kapısından içeri girip gizlendim. Halk tamamen girince görevli kapıyı kapadı, anahtarları da bir kazığa astı. Kalkıp anahtarları aldım, kapıyı açtım. Ebu Rafi kapının yakınındaki evinde sohbet ediyordu. Sohbet arkadaşları gidince Ebu Rafi'nin yanına çıktım. Her kapıyı açıp kapattığımda içeriden kilitledim. Eğer halk beni takip ederse Ebu Rafi'yi öldürmeden bana ulaşmasınlar dedim. Nihayet Ebu Rafi'nin bulunduğu yere vardım. Karanlık bir odada ailesiyle beraberdi. Karanlıkta evin neresinde yattığını bilemediğim için ''Ey Ebu Rafi'' diye seslendim. ''Kimsin?'' diye cevap verdi. Sesin geldiği tarafa bütün gücümle bir kılıç indirdim. Kılıç fayda vermemişti. Dehşete kapıldım. Ebu Rafi bağırdı. Odadan çıkıp az uzakta bekledim. Sonra tekrar yanına girdim. Sesimi değiştirerek ''Bu ses ne ey Ebu Rafi?'' dedim. Ebu Rafi ''Yazıklar olsun. Biri az önce kılıçla bana vurdu.'' dedi. Onu yaralamış fakat öldürememiştim. Bu defa kılıcı karnına indirdim, sırtından dışarıya çıkmıştı. Onu öldürdüğümü anladım. Kapıları birer birer açmaya başladım. Nihayet bir merdivene geldim. Ay ışığından dolayı basamağa şaşırıp düşerek ayağımı yaraladım. Ayağımı sardıktan sonra bir kenara çekilip, onu öldürdüğümü öğreninceye kadar buradan ayrılmayacağım dedim. Sabah horozlar ötmeye başlayınca kale surlarında bir haberci, Hicaz'dan gelen bir tacir Ebu Rafi'yi öldürmüş diye ilan etmeye başladı. Arkadaşlarımın yanına gittim. Onlara, ''Tamam, Allah Ebu Rafi'nin canını aldı.'' dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım, olanları anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ayağını uzat.'' buyurdu. Ayağımı uzattım, mübarek eliyle ayağımı sıvazladı. Sanki hiçbir ağrım ve sızım kalmamıştı. Bu seriyenin gönderilmesi Hicri 5. yıl Zilkade veya Zilhicce ayında olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek ve Kureyza gazvelerini yapıp savaş suçlularına kısas uyguladıktan sonra sadece sert tedbirlerle barışa boyun eğen bazı Arap kabileleri ve Bedevilere karşı tehdit edici hamlelere başladı. Muhammed bin Mesleme seriyesi. Hendek ve Kureyza gazvelerinden sonraki ilk seriye Muhammed bin Mesleme seriyesiydi. Bu seriyeye 30 süvari katılmıştı. Seriye Necid bölgesinde Bakarat taraflarında Darya bölgesine hareket etti. Hicri 6. yıl 20 Muharrem'de Bekir bin Kilaboğulları yurduna doğru hareket etti. Bekir bin Kilaboğullarına hücum ettiklerinde hepsi kaçmışlardı. Müslümanlar koyun ve develeri önlerine katıp 28 veya 29 Muharrem'de beraberlerinde Hanefe oğullarının reisi Sümame bin Esal el-Hanefi ile Medine'ye geldiler. Sümame, Kezzap Müseyleme'nin emriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kundaklamak için yola çıkmış, Müslümanlar onu yolda yakalamışlardı. Sümame'yi Medine'ye getirdiklerinde Mescid-i Nebevi'deki direklerden birine bağladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelince, ''Ne düşünüyorsun ey Sümame?'' diye sordu. Sümame, ''Hayır düşünüyorum ey Muhammed. Öldürürsen kan sahibi birini öldürmüş olursun. İkram edersen iyiliksever birine ikram etmiş olursun. Mal istiyorsan iste, sana dilediğin kadar mal verilsin.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu haline bırakıp gitti.
Bir başka sefer Sümame'nin yanına uğradığında aynı şeyi sordu, o da aynı şekilde cevap verdi. Üçüncü defa uğradığında aralarında aynı şekilde konuşma cereyan ettikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'yi serbest bırakın buyurdu, serbest bıraktılar. Sümame mescide yakın bir hurma ağacının yanına gidip gusletti, sonra İslam'ı kabul etti ve şöyle konuştu. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde bana senin yüzünden daha çirkin görünen bir yüz yoktu. Şimdi bana senin yüzün bütün yüzlerin en sevimlisi oldu. Vallahi yeryüzünde bana senin dininden daha kötü görünen bir din yoktu. Şimdi bana senin dinin bütün dinlerin en sevimlisi oldu. Süvarilerin ben umreye giderken beni yakaladılar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tebrik etti ve umre yapmasını emretti. Sümame Kureyşlilerin yanına gelince onlar dininden dönmüşsün ya Sümame dediler. Sümame, hayır, vallahi ben sadece Muhammed'e bağlanıp Müslüman oldum. Vallahi Resulullah izin vermedikçe Yemame'den size bir tane bile buğday gelmeyecektir dedi. Yemame Mekke'nin ambarı sayılırdı. Sümame Yemame'ye döndü, Mekke'ye buğday gönderilmesini men etti. Kureyşliler sıkıntıya düştüler. Nihayet Resulullah'a mektup yazıp Müslümanların Mekke'deki akrabaları hatırına Sümame'ye Mekke'ye buğday gönderilmesini serbest bırakması hususunda emir vermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekkelilerin bu isteklerini kabul etti. Lihyanoğulları gazvesi. Lihyanoğulları, Er-Raci'de ashab-ı kiramdan 10 kişiye hıyanette bulunan, idamlarına sebep olan kabileydi. Lihyanoğulları yurdu Hicaz'da Mekke hududuna yakındı. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla Kureyş ve Bedevi Araplar arasında şiddetli düşmanlık varken bu beldelere gitmeyi uygun görmüyordu. Arap kabileleri Hendek gazvesinde perişan olup gayretleri kırılarak içinde bulundukları duruma bir dereceye kadar razı olunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lihyanoğullarından Er-Raci'de öldürülen Müslümanların intikamını almak için vaktin geldiğine karar verdi. Hicri 6. yıl Rebiülevvel ayında veya Cemazülevvel ayında 200 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Medine'ye İbni Ümmü Mektum'u vekil olarak bırakmış, Şam tarafına gidecekmiş gibi hareket etmişti. Sonra süratle davranarak Emeç ve Usfan arasında Giran Vadisi'ne giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada şehit olan ashab-ı kiramın ruhlarına rahmet okuyup dua etti. Bunu duyan Lihyanoğulları dağlara kaçtılar. Onlardan hiç kimse bulunamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lihyanoğulları yurdunda 2 gün kaldı. Civara seriyeler çıkardı, hiç kimse bulunamadı. Usfan'a doğru hareket etti, sonra Medine'ye döndü. Medine'den ayrılalı 14 gün olmuştu. Müfreze ve seriyelerin devam etmesi. Bundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir takım müfreze ve seriyeler çıkarmakta devam etti. Bunlardan bazılarını zikredelim. Ukkaşe bin Muhassın seriyesi. Hicri 6. yıl Rebiülevvel veya Rebiülahir ayında Ukkaşe 40 kişilik bir kuvvetle Esedoğulları pınarı olan Gamr'a gitti. Esedoğulları kaçtılar. Müslümanlar elde ettikleri 200 deve ganimeti Medine'ye getirdiler. Muhammed bin Mesleme seriyesi. Hicri 6. yıl Rebiülevvel veya Rebiülahir ayında Muhammed bin Mesleme 10 kişilik bir kuvvetle Salebe oğulları diyarında bulunan Zilkassa'ya hareket etti. Müslümanlar uyurken 100 kişilik bir kuvvetle onları kuşatan Salebe oğulları Seriye komutanı hariç hepsini şehit ettiler. Komutan Muhammed bin Mesleme yaralı olarak kaçmayı başardı. Ebu Ubeyde bin Cerrah seriyesi. Hicri 6. yıl Rebiülahir ayında yine Zilkassa'ya gönderildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu seriyeyi Muhammed bin Mesleme'nin arkadaşlarının şehit olması ardından göndermişti. Ebu Ubeyde 40 kişilik bir kuvvetle olay yerine doğru hareket ettiler. Geceleri yaya yürüdüler, Salebe oğullarına sabah vakti hücum ettiler. Salebe oğulları dağa kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Müslümanların yakaladığı bir kişi de İslam'ı kabul etti, koyun ve develeri ganimet alarak döndüler. Zeyd bin Harise seriyesi. Hicri 6. yıl Rebiülahir ayında Cumum'a gönderildi. Cumum, Merru Zahran tarafında Süleymoğullarına ait bir pınardı. Zeyd yolda Müzeyne oğullarından Halime adındaki bir kadını gördü. Halime Süleymoğullarından bir mahalleyi gösterdi. Müslümanlar da burada ganimet olarak deve, koyun ve esir aldılar. Geri döndüklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müzeyne'li Halime Hanım'ı bağışladı ve onu kendisine nikahladı. 2. Zeyd bin Harise seriyesi. Hicri 6. yıl Cemazülahir ayında El-İyis bölgesine gönderildi. Bu seriyede 170 süvari bulunuyordu. Bu seriyede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep'in kocası Ebu'l-As'ın başkanlığındaki Kureyş ticaret kervanına el konuldu. Ebu'l-As kaçtı. Zeynep'e gelip onu vasıtasıyla serbest bırakılmasını istedi.
Zeynep'ten kervan mallarının kendisine iade edilmesi için babasından talepte bulunmasını istedi. Zeynep de babası Resulullah'tan bunu talep etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları zorlamadan kervan mallarının iade edilmesini işaret etti. Bunun üzerine sahabe-i kiram bütün malları kendi istekleriyle iade ettiler. Ebu Las kervanla birlikte Mekke'ye döndü. Emanetleri sahiplerine teslim etti. Sonra da Müslüman olup Medine'ye hicret etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kızı Zeynep'i 3 yıl aradan sonra sahih hadiste sabit olduğu gibi yeni nikah yapmadan ilk nikahıyla Ebu Las'a tekrar verdi. 3. Zeyd bin Harise seriyesi. Hicri 6. yıl Cemazü'l-Ahir ayında Taraf veya Tark denilen yere gönderilmişti. Zeyd 15 kişilik bir kuvvetle Salebe oğullarına gelmiş, Bedevi Araplar kaçmışlardı. Onlar Resulullah'ın üzerlerine yürümesinden korkuyorlardı. Zeyd Salebe oğullarının develerinden 20 deve ganimet almış, Medine'den 4 gün ayrı kalmış ve geri dönmüş. 4. Zeyd bin Harise seriyesi. Hicri 6. yıl Recep ayında Vadil Kura'ya gönderilmişti. Zeyd o taraflarda olması muhtemel düşmanın hareketlerini gözetlemek için 12 kişilik bir kuvvetle Vadil Kura'ya gelmişti. Vadil Kura halkı Seriye'ye hücum etmiş, içlerinden 9 kişiyi şehit etmişlerdi. Aralarında Zeyd bin Harise'nin bulunduğu 3 kişi ise kendilerini kaçmakla kurtarabilmişti. Habit Seriyesi. Cabir şöyle anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi 300 kişilik bir süvari kuvvetiyle göndermişti. Emirimiz Ebu Ubeyde bin Cerrah'tı. Kureyş kervanını gözetliyorduk. Çok şiddetli acıkmıştık. Nihayet habit yemeye mecbur kaldık. Biri 3 deve kesti, sonra 3 deve daha kesti, sonra 3 deve daha kesti. Bundan sonra başka deve kesmeye Ebu Ubeyde mani oldu. Deniz dalgaları bize El Amber denilen bir balık attı. 15 gün bu balığı yedik. Bunu yiyince kendimize geldik, sıhhate kavuştuk. Bu balığın etinden kuruttuk ve kavurma yaptık. Medine'ye geldiğimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip bu durumu anlattık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Yanınızda bu balığın etinden bir parça var mı buyurdu. Bu balığın etinden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdik.